Harp, Sırp asıllı ünlü Amerikalı mucit Nikola Tesla'nın temellerini kurmuş olduğu bir teknoloji. Sonrasında bunu geliştirmek de Amerika'ya kalmış. Günümüzde Harp, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu ve Alaska Üniversitesi tarafından ortak yürütülen bir çalışma. İçinde yaşadığımız zamanın en üstün teknolojisi olarak da görebileceğimiz bu teknoloji, elektromanyetik sinyallerle çok büyük enerjileri kontrol etme mantığı üzerine kurulu. 1997 yılında projenin son safhası tamamlandığında 3 milyar wattlık güçten daha fazla bir enerjiyi atmosferin üst katmanlarına yaymak için güçlü bir verici inşa edilmişti. Proje dünyanın en büyük iyonosfer ısıtıcısını da içeriyordu ve iyonosferin ısıtılması yoluyla çok düşük frekans dalgaları üretilmekteydi. Bu amaçla yüksek frekans bazlı bir radyo vericisi kurulmuş ve 72 fit yüksekliğinde 180 kule inşa edilmişti. Böylelikle iyonosferi yüksek miktarda enerjiyle yükleyerek suni olarak ısıtılmış olan geniş miktardaki güneş ışığını rahatlıkla dünyanın seçilmiş bölgelerine odaklamak mümkün olabilecekti. Bu amaçla kurulan Harp kompleksi Alaska'daki Gakona kasabası yakınlarında izole edilmiş bir bölgede bulunan askeri bir üs konumundadır. Yer olarak Alaska'nın seçilme sebebi, Alaska'nın dünyadaki elektromanyetik kuşaklarının özel kesişim bölgesinde bulunması nedeniyle elektromanyetik alanlara müdahale edebilmek için en iyi yer olması, korunması kolay ve gözlerden uzak olmasıdır. Harp, Pentagon'un kontrolünde ve Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun hizmetinde olan belki de en önemli proje. Ancak Amerika Birleşik Devletleri askeri kaynakları, bu sistemin genel olarak iletişim alanında kullanılması için geliştirilmiş bir proje olduğunu belirtiyor. Harp projesinin amacı yapılan resmi açıklamalara göre şunlardır. Atmosferdeki termonükleer araçların elektromanyetik vuruşlarını değiştirmek. Denizaltılarda haberleşmeyi kolaylaştırmak. Radar sistemleri geliştirmek. Çok büyük bir bölgede Amerika Birleşik Devletleri ordusu dışında tüm haberleşmeyi durdurabilmek. Çok büyük alanlarda petrol, doğalgaz ve mineral kaynaklarını tespit etmek ve yeraltının tomografik haritasını çıkarabilmek. Kruz füzeleri gibi güdümlü silah sistemleriyle yapılacak her türlü hava saldırısında silahı ve uçakları havada imha etmek. Ancak Harp projesi detayları ve işlevi hakkında gizemlerle dolu olan bir projedir. İlk günden beri bu projenin hayata geçirilmemesi için birçok ülkede kampanyalar yürütüldü. Bu proje yıllardır özellikle iklim kontrolü ve yapay deprem silahı olarak kullanılabilme iddialarından dolayı çok tartışmalı bir konu haline almıştır. Harp karşıtı birçok görüş yayınlanmış ve bu görüşler inanılmaz baskılara uğramıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet tarafından 2010-2011 yılının en fazla sansürlenen 25 haberi sırasında Harp 9. sırada yer almaktadır. Bu da karşıt görüştekilerin şüphelerinde haklı olabileceklerini göstermektedir. Proje karşıtı bilim adamlarına göre Harp silahını elinde tutan ülkenin dünyanın hakimi olacağı söylenmektedir. Projenin karşıtlarından biri olan ünlü jeofizikçilerden Profesör Gordon MacDonald'a göre bu teknoloji ile iklimleri değiştirebilir, kutupları eritebilir veya yerinden oynatabilir, ozon tabakası ile oynanabilir, deprem yaratabilir, okyanus dalgaları kontrol edilebilir, dünyanın enerji alanları ile oynayarak insan beynini kontrol altına alabilir, radyasyon yaymayan termonükleer patlama oluşturulabilir, dünyanın diğer ucundaki cihazları etkisiz hale getirebilirsiniz ve bunlar yapabileceklerinizin sadece bir kısmıdır. Moskova Devlet Üniversitesi Fizik Fakültesi profesörlerinden Georgi Vasilyev ise, Amerika Birleşik Devletleri'nin çalışmakta olduğu Alaska'daki Harp istasyonunu resmen jeofizik ve tektonik bir silah olarak tanımlamıştır. Vasilyev, Harp çalıştırıldığı günden bu yana dünyanın değişik bölgelerinde iklim anormallikleri gözlenmeye başladı. Kar yağması gereken yerlerde güneş kavururken, Afrika'da kar yağışları gözlenmekte. Bu tuhaf olgular genelde küresel ısınmaya fatura ediliyor demiştir. 1997'den sonra başlayan testlerle birlikte, dünya üzerinde Harp çalışmaları ve deneyleri sonucu yaşandığı iddia edilen birçok olumsuz olay bulunmakta. Bunların içinde ülkemiz açısından en dikkat çekici olanı, çok acı sonuçları olan 1999 Gölcük depremidir. İddialara göre, Amerika Harp teknolojisini kullanarak deprem oluşmadan elektromanyetik sinyaller göndererek tektonik katmanlar arasında artan basıncı değişik noktalardan patlatıp boşaltmak suretiyle olası büyük bir depremi küçük depremler haline dönüştürmenin yolunu bulmuştu. Bu çalışmaları ilk olarak Arizona çölünde denediler. Daha gerçekçi olması için uzak kıtada bir deneme yapmak amacıyla Türkiye'yi seçtikleri, ancak fay hattının enerji birikiminin çok olması dolayısıyla beklendiği gibi 4 şiddetinde bir depremin değil, yaşadığımız 7 küsürlük depremin olduğu o gün bugündür sürekli iddia edilmekte. Öyle veya böyle, dünyanın dengesiyle oynamak çok büyük sonuçlara neden olabiliyor.
Ancak buna rağmen hala bazı ülkeler sadece kendi çıkarlarını düşünerek hareket etmekte ve bunun sonucunda oluşan olumsuz olaylardan ise tüm dünya etkilenmekte. Fakat artık herkesin anlaması gereken çok önemli bir nokta var. Doğayla oyun olmaz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.